Merhaba, Ustura programına hoş geldiniz. Bugün konuğum Taner Aday, gazeteci Taner Aday. Bana ilk defa bir sürpriz yapacaktı. Program başlamadan yarım saat 45 dakika önce gelecekti. Evden de hakikaten öyle çıktı. Ve trende bir kontrolörle bir siyasi siyahi genç arasında çıkan tartışma. Ve Taner kontrolör tarafından da şahit yazılıptı. Polis, tren durdurulupta polis de çağrılınca şimdilik benimle başlayacağız programı. Ben elimden geldiği kadar, bildiğim kadarıyla bir takım şeyler anlatmaya çalışacağım. Ama Taner yetişecek ve ondan devam edeceğiz. Yani belki 10-15 kere Taner benden programa çıkmıştır. İlk defa erken gelecekti. Bendeki bu şans Taner'in yine geç kalmasına neden oldu. Yani sürpriz yapamadı. Evet, doğalgazdan bahsedeceğiz bugün. Türkiye'de bulunan 320 milyar metreküp doğalgaz ve Türkiye'nin 4-5 yılını kurtaracağını söylediğimiz 320 milyar metreküplük doğalgaz. Şimdi öncelikle ben bu 320 milyar metreküp doğalgaz eşittir sıfır doğalgaz diye adlandırıyorum. Neden böyle adlandırıyorum? Kötümser baktığım için değil. Yani iktidarı ya da kim bulursa bulsun onları da yok saymak, böyle bir şeyi, çalışmayı hiç hesaba katmamak anlamında söylemiyorum sıfırı. Sıfır dememin nedeni yeraltı madenlerinde bilhassa tabii doğalgaz, petrol gibi madenlerde şöyle bir hesap yapmak gerekiyor. Bu bulduğunuz 320 milyar metreküpün ne kadarı kullanılabilir metreküp? Öncelikle bir bunu bilmiyoruz. Bu metreküpün kullanılabilir olması için çok işlem yapmak gerekiyor. Ve bu işlemler sonucunda bu 320 milyar metreküpün sıfır olma olasılığı da var. Yani buraya işte o çıkartma ekibini, inşaatını hiç kurmanın gereği olmadığı diye de bir sonuç çıkabilir. Bu en kötü sonuç. Fakat televizyonlarda gazeteci arkadaşlar işin bu yönünü hiç tartışmıyor. Onlar şöyle tartışıyorlar. 320 milyar metreküpün 320 milyar, yani milim harcamayacak, yani milim yok olmayacak, hepsi kullanılabilir olarak halka anlatıyorlar. Şimdi birincisi şunu söylemek gerekiyor. 320 milyar metreküp dünyada doğalgaz çıkartan ülkeler arasında çok düşük bir rakam. Yani trilyonlarla çıkartan, trilyonlarca metreküp çıkartan ülkeler var. Onların başında Rusya geliyor. İkincisi bu trilyon metreküp bile olsa bir ülke ekonomisini tek başına uçurmuyor. Uçurmadığı ülkeler, yani çıkartan ilk 5 ülke dünyanın en iyi ekonomisine sahip 5 ülke değil bir kere. Ki bunların başında da Rusya geliyor. İkincisi işte bir derinliğe iniyorsunuz. Oradan işte 320 milyar metreküp çıkartıyorsunuz. Fakat oradan net ne kadar çıkacağını tam anlayabilmek için 4-5 yeri daha etrafında keşfetmeniz, bulmanız gerekiyor. O 4-5 taneyle oranın ne kadar fizibilitesinin ne kadar yüksek olduğunu anlamanız gerekiyor. 4-5 taneyi çıkarttıktan sonra o bölgenin ne kadar kullanılabilir bir doğalgazı olduğunu daha
iyi tespit edebiliyorsunuz. Yanındakilerden çıkacakların azlığı, çokluğu ve kullanılabilir ölçümü bunu belirleyen bir şey. O yüzden ve şunu baştan söyleyeyim. Umarım yanındaki kuyulardan çok daha fazlası çıkar ve çok büyük bir kısmı kullanılabilir ölçekte olur. Bu ciddi bir temenni. Fakat şimdi biz hep övünüyoruz. Biz övünmekte üstümüze yoktur. Bugünkü yazımda da onu yazdım. Mesela artık silahımızı yapıyoruz diye övünen bir ülkeyiz biz. Nasıl övünüyoruz? Kendi silahımızı yapıyoruz. Yani artık kendi silahımızdan öldürdüğümüzü bir övünç kaynağı olarak kabullenmişiz. Televizyonlarda moda bile konuşsak araya bir yerden işte o insansız uçakları anlatmadan geçemiyoruz. Yemek tarifini yapacağız. O uçaklar araya bir yerden giriyor. İşte ahçıyı o uçaktan getirdiler? Yemeği mi o uçaktan getirdiler? Gerçi ahçıyı getiremez. İnsansız uçak. Fakat daha ilginç tabii bu insansız uçakları kim yapıyor? Bu yapan Cumhurbaşkanı'nın dünürü ve damadı. Dünyada kendi Cumhurbaşkanı'ndan insan öldüren araç yapıyor diye övünen başka bir ülke var mıdır bilmiyorum. Dünyada kendi Cumhurbaşkanı tam barış meselesini Kürtlerle konuşurken o barış meselesini bir kalemde silip nereden çıktı bu Dolmabahçe mütabakatı deyip ondan sonra hem Suriye'deki Kürtlere hem Türkiye'deki Kürtlere hem Irak'taki Kürtlere o insansız savunma aracıyla saldırdığı için övünen başka bir ülke yoktur. Başka bir ülkenin Cumhurbaşkanı da barış içinde koşarken barış için canını verirken, uğraş verirken, bunun Mandela var örneği, bunun yüzlerce örneği var. Bizimki savaş için ve o savaştan kazandığı parayı nasıl biriktireceğini şaşırmış olarak övünüyoruz. Aynı ölçüde işte bir şeyde de, bu doğal gazda da böyle. 320 milyar metreküp bulunmuş. Hepsini kullanacağız. Öyle zannediyorlar. Bunun içerisinde ne kadar işte su var, başka mineraller var, bunların ne kadar atılacak, ne kadar yok olacak. Bunların hiçbir arkadaş hesap etmiyor. Hesap etmeye gerek duymuyor. İkincisi halkı kolay kandırabileceğiniz bir rakam esasında bu. Neden kolay kandırabileceğiniz bir rakam? Milyar metreküp. Kolay bir şey değil milyar metreküp. 320 milyar metreküp çok büyük gözüküyor insanın şeyine. Fakat dediğim gibi Türkiye'nin 4 ya da 5 yılını karşılayacak bir şey. Evet, ben elimden geldiği kadar, tabii daha anlatacaklarım var ama onları soru olarak Taner'e sakladım. Ve Taner sonunda geldi. Hoş geldin Taner. Hoş bulduk. 40 yılın başında bana sürpriz yapacaktı. Erken gelecekti. Ya esrarengiz güçler bizim tam vaktinde buluşmamızın önünde engel oluyor. Onları bir yakalarsak. Evet. Neyse ne oldu? Çocuk kurtuldu mu? Siyahi çocuk. 60, ben şahitlik yaptım. 60 lirayla kurtardı gibi. Ama şahitten 30'unu almıyorlar mı? Yok. Ya çok özür dilemesine rağmen şey yapmadı yani kontrolcü vazgeçmedi. Yoksa trendekiler de isyan etti benim gibi. Şimdi bir sürü insan randevuya gidiyor. Yani 60 lira 30 lira ceza için yarım saat treni bekletti. Arkasında da bir sürü tren birikiyor yani programı aksattı. Tabii bütün hat sistem evet, olduğu gibi evet, şey yapıyor değil mi? Kilitlendi. Ve bu bütün işte Fransa'da da aynı şekilde, İngiltere'de de aynı şekilde. Bu treni bekleten söylediğin kontrolün Arap olduğunu. İşte bir Alman ya da Fransız ya da İngiliz böyle yapmıyor ama o İngiltere'deki görevli
Arap ya da Hintli ya da Türk, onlar daha katı oluyorlar. Ülkeli, yani yaşadıkları ülkeyi Alman'dan daha fazla, daha fazla seviyorlar. Evet. Neyse. Yani evet. İkna edici bir nedeni yoktu. Kameralar var, saldırdın filan dedi ama çocuk saldırmadı. Elini uzattı, pasaportunu almak istedi. Neyse, konuyu evet. şey etmeyelim. Evet. Tatsız bir durum yani. Evet. Neyse, hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi gelelim bizim bulduğumuz, Türkiye'nin bulduğu doğalgazı. Evet. Önce şunu şeyi sormak istiyorum. Şimdi bu 320 milyarın hepsinin kullanılabilir ölçüde olmayacağını biliyoruz. En iyi ihtimalle 240 milyara falan düşüyor bu rakam. Tabii başka etrafında kuyular açmadıkça bu rakamın da ne kadar net olduğunu bilmiyoruz. İçindeki minerallerin bir takımı temizlendikten sonra ne kalacağını da bilmiyoruz. Fakat bunun dışında başka bir şey var. Biz tamam, 3 tane yeni gemi aldık, 5 tane sanıyorum gemi var evet. bu işleri yapan. Fakat bunu bulmak yetmiyor. Bunu bir de çıkartmak gerekiyor. Çıkartıp kullanılabilir hale getirmek gerekiyor. Türkiye bunu yapabiliyor mu? Türkiye bunu işte adı geçen firma Exxon Mobil bilinen firma olursa yapabiliyor. Fakat buradaki asıl sorun, işte biraz önce dinledim konuşmanı, 340 milyar metre küp falan. 320. 320. Samsun civarında, bir de Karadeniz Ereğli o taraflarda. 5 yerde aranıyor bu. 8000, toplam 21 bin kilometre kare içinde aranıyor. Burada ama halktan ya da basından saklanan insanların bilgi edinme özgürlüğüne karşı davranışlar da söz konusu. Nedir bu? Exxon Mobil bilindiği gibi hemen hemen 90-80-100 yıla yakındır Türkiye'de çalışıyor. Bildiğiniz gres yağı, işte benzin, kerozin vesaireyi bu Exxon Mobil satıyor. Exxon İtalyan değil mi? Yok, Amerikan firması. Amerikan. Evet, evet. Rockefeller. Esse. İşte, işte o birleştirdi derim mobil. Rockefeller'in kurduğu firmayla bu iki firma birleşti. Onların birleşiminden Exxon yaptılar. Şimdi biraz sonra anlatacağım şeyler çok daha ilginç bence. Exxon Mobil şu anda çok büyük bir krizde. Çünkü bütün girdiği mahkemelerin çoğunu kaybetti Amerika'da. Nedir bu mahkemeler? İçme suyunun zehirlenmesinden tutun. Karbon gazının işte yüzde şu kadarı Amerika'daki havayı kirleten, işte kutuplardaki buzların erimesine neden olan şeyin baş aktörü bu Exxon. Bundan dolayı, bu mahkemeleri kaybettiğinden dolayı, aynı zamanda Trump'ın Dışişleri Bakanı olan kişi de Exxon Mobil'in genel menajeriydi. Yani genel müdürüydü. Ve bu adam... CEO mu? Evet, evet. CEO'su. Exxon Mobil'in CEO'su. Rusya'da Exxon Mobil adına Putin ile anlaşmalar yapıp Kuzey Denizi'nde fracking dedikleri, yani hidrolik yardımıyla 5000 metre ile 2500 metre aşağıdaki tabakayı patlatmak, oradan elde edilen gazı toparlamak. Fakat bu gazın ne kadarı, senin dediğin gibi yukarı çıkıyor, ne kadarı aşağıda dağılıyor, bunun içindeki o sıvı gaz içme suyuna karşı. Çünkü içme suyu 3500 ile 5000 metre aşağıda. İlginç. Ya şimdi bu nedenle örneğin hatta Washington civarında bile bütün birkaç tane mahalle, şimdi aklımda değil, mahkemeye verdiler. ExxonMobil'e kazandılar. Bu adam ne dedi biliyor musun? Dedi ki, bu tarım alanlarını siz zehirlendiğini söylüyorsunuz ama bu dedi mühendislik hizmetidir dedi. Yani buradan taşının, başka bir yerde ekin dedi. Bunu diyecek kadar acımasız bu bir adam. Bu Tayyip'in uzaktan akrabası olmayı olasılığı mı? ama iş ortağı. İş ortağı. Evet. Yani biraz sonra adını, soyadını, her şeyini vereceğim. Ama burada madde madde gidelim. Evet. Karadeniz'de çıkarılan şey 2000 metreden deniliyor. Karadeniz'dekinin bu fracking denilen metodun, yöntemin uygulanması konusunda bakın, Avrupa Birliği karşı çıktığı için engellendi. İngiltere bile karşı çıktı, engellendi. Amerika'da da bu iflas etti, bu yöntem. Şeye benziyor bu. Karadenizler şimdi bilirler. Yeni başka bir, pardon lafını kesiyorum. Bu
aynı sistem için mi bir madde aranıyor, onu eritecek bir şey aranıyor, bulundu bulacak noktasındalar. İşte bu aşağıda taşlaşmış fosillerin. Taşlaşmış fosiller. İşte bu fracking dediği şey o. Yani bir nevi dinamit atıyor. Yani yok işte başka türlü bir şeyini keşfetmek var. Amerika'da üzere. Bulundu. Evet. Taşlardan yağ elde ediyorlar. Yağdan petrol elde ediyorlar. Petrolümsü bir madde. Ondan benzin yapıyorlar filan. Ama bizim konumuz bu olduğu için bu fracking denilen şeyi Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ya da işte başkanlığı diyeyim halktan saklıyor bunu. Şimdi bu bir şey, nasıl söyleyeyim? Saklamıyor, doğru bilgi vermiyor. Eksik bilgi veriyor. Evet, eksik bilgi veriyor. Dolayısıyla Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak diye bir şey var. Zaten Karadeniz tehlikeli bir su. 2000 değil, 250-300 metreden sonra şey yok, canlı olmadığı için Karadeniz. Evet. Çünkü orada büyük bir buzdağı varmış, işte bilmem ne erimiş falan filan. Aşağıda olduğu tahmin ediliyor, dikkat et. Buna ne deniliyor? Balon. Yani şu kadar metre, milyar metre küp gaz balonu olacak, tamam mı? Balon. Peki bu balon ne işe yarıyor? Bu balon şuna yarıyor. Borsada şişirme bir balon çıkartılıyor. Millet paralarını yatırıyor. Aynı Lehman Brothers gibi hikayesi gibi işte Ukrayna'daki demir çelik fabrikalarını aldık, şunu da aldık, bunu da aldık diye borsada oynadılar ve sonunda iflas ettiler. Bu nokta üçüncü nokta değineceğimiz bugün. Çünkü bütün bu yaptıkları sahtekarlıklardan dolayı Rockefeller hisselerini Exxon Mobil'den çekti. Yani Exxon Mobil şu anda çok büyük bir iktisadi kriz içerisinde. Dolayısıyla bu yatırımların, yani milyarları buluyor çünkü bu yatırımlar. Bu yatırımların nasıl şu kadar, işte, diyelim ki şimdi kaç, 2023'te bize, biz buraya 11-12 milyar ya da 20 milyar yatırım yaptık. Bu 20 milyar yatırım bize 10 sene sonra 32 milyar falan dönecek diyemiyorlar. Çünkü Rockefeller'in geri çekilmesi, Exxon'dan çekildi. Biliyorsunuz onun firması General Oil'du. 1881 yılında kuruldu. 1922'de Türkiye'ye Atatürk'le birlikte girdi. Traktörlerle birlikte. Çünkü traktörün işlemesi için gaz yağı bilmem ne lazımdı. Bütün bunları o firma yapıyordu. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 1954 yılında kuruldu. 54. Ama Exxon Türkiye'ye 1920'de girdi. İşte bütün bunları topluma anlatmayınca Karadeniz'de ortaya çıkabilecek olan bir facia, burada söylememde şey yok, Duvar Gazetesi'nde çevreci, adını unuttum şimdi, bir çok güzel şeyler yazdı. Yani üstü kapalı değil ama genel olarak herkesin bileceği şeyler yazdı. Söylemek istediğim şu, bir General Oil'ün yani Rockefeller'ın bu projeden çekilmesi, yani Exxon projesinden çekilmesi büyük bir finans boşluğu yarattı. İkincisi, Exxon Mobil'in CEO'su yani genel müdürü Trump'ın Dışişleri Bakanlığı'nı yaptı ve çok utanılacak bir şekilde elinden o görev alındı. Yani görevden geri çekildi yalan söylediği için. Neden yalan söyledi? Trump ona dedi ki işte bu çevrecilerin yaptığı eylemlere karşı bir şey yapmamız lazım. Tamam mı? Ne yaptı? 4,5-5 milyar parayı, ona şey deniyor, redaksiyonel reklam deniliyor. Yani psikolog, işte yazar, çizer topluyorsunuz. Çok kısa ilanlar veriyorsunuz. Böyle çarpıcı ilanlar. O ne yapıyor? Çevrecilerin anlattıkları doğru değildir. Aslında bizim yaptığımız şöyledir. Anlayışını yayıyorlar. Bunun için 4,5 milyar yatırdı ExxonMobil. Ve halkın kafasını karıştırmak için. Şimdi aynısını işte Türkiye Cumhuriyeti'ni idare eden ekip yapıyor. Diyor ki bize buna karşı çıkanlar Türkiye'nin istikbaline evet. karşı çıkıyorlar filan. Yani böyle balonlar uçuruluyor havada. Yani Türkiye'de yapılan doğa katliamının üstünü böylece örtüyor. Yani ben ona şey diyorum. Artık hükümet dövizle işte işsizlikle vesaireyle mücadele edeceği yerde defineciliğe başladı. Yani dağda taşta altın arıyor. Çünkü bizim dördüncü maddeye geliyoruz. Şey, tekrarlayacağız bunları büyük bir ölçüde. Bu da nedir? Exxon Mobil yapılan şeyin daha başta %50'sini alıyor. Şimdi ona artı bütün bu masrafları senin söylediğin teknolojik donanımdan yoksun olduğu için Türkiye o masrafları da ekleyip onu da alıyor. 4-5 milyar da o. Evet o yapıyor. Şimdi
Öteki tarafta Suriye'de çıkan gaz, Nabucco denilen Kastamonu'ya kadar gelip durdurulan proje Rusya ile birlikte. Yani Azerbaycan ve Kazakistan'dan gelen gazın işte Türkiye üzerinden Avusturya'ya kadar gitmesi, aynı zamanda Bosna, İtalya, Yunanistan'ın da Rusya'ya olan gaz bağımlılığından kurtarılması için önerilmiş olan Nabucco şu anda durduruldu. Nasıl durduruldu? 12,5 milyar para orada toprağa gömüldü. Gerekçesi ne bu durdurma? Gerekçesi işte şey, efendim, İtalya'nın kuzeyinde de aynı şey bulunmuş. Çok daha ucuza imal edilebilirmiş. İtalya buna imza atmadığı için, sadece Avusturya, Rusya ve Türkiye imza attığı için, bir de Bulgaristan. Dediler ki biz bunu yapmıyoruz. Yani zaten o zamanki krizlerde de biliyorsun, Rusya ile Türkiye arasındaki krizde, Suriye Savaşı başladığı zaman bu işte Rusya ile ilişkilerimiz çok sıkı fıkıydı yani, gidiliyordu, geliniyordu, ne olacak, ne yapacak diye. Çünkü Putin baskı yapıyordu. Çünkü Avrupa'nın gaz ihtiyacının %27'ye yakını Rusya karşılıyor. Rusya karşılıyor. Dolayısıyla gaz konusu Avrupa için petrolden bile önemlidir. Çünkü iklim değişti, soğuyor. Bakın şimdi işte yazdayız ama kışlık elbiselerimizi çıkarttık. Evet. Bütün bunlar dediğim gibi Türkiye toplumundan saklanan gerçekler. Yani çok acıklı bir durum aslında. Bunu Tayyip ve ekibine, oy verenlere söylemek gerekiyor. Yani bunun sizin istikbaliniz için değil, sizin istikbalinizi, çocuklarınızın istikbalini yok etmeye yönelik bir projedir bu. Hem mali hem de doğal afetler konusunda. Doğal afet. Evet. Evet. Yani o Karadeniz'de yapılacak olan 5000 metre, 2000 dediğim gibi fracking dedikleri hikayenin neler getireceğini şu anda bilmiyoruz. Şu anda bilmiyoruz. Söyleyebilir miyim? Yani tabii. İrlanda'da örneğin, ne deniyor ona, petrol gemileri, işte gemi kazaları oluyor ya, çok büyük bunlar tabii yani. Konteyner gemileri devrildiği zaman ortaya çıkan felaket deniliyor. Şimdi oradaki bir tane delme istasyonu. İşte Haydarpaşa'ya çıktığında Independent'a iyi devrildi. Evet. Çarpışma kazayla. Evet, ama düşün, orada akıntı var. Evet. Şimdi İrlanda tarafındaki şey hala aradan 8 sene geçmesine rağmen, dikkat et, sadece o yüzeye yayılan petrol değil, tabii, aşağıdaki gaz da yukarı çıkıyor artık. Evet. Bir artı sıvı gaz da içme suyuna karıştı. Şimdi bunun masraflarını düşünün. Yani kuzeydeki, yani kuzey kutbundaki soğuk iklimde 2-3 tane kaza olursa, Karadeniz'de böyle bir kaza olduğu zaman bütün Karadeniz'in, yani balığıydı, bilmem nesi, balıkçılığıydı, sahillerin yani ne hale geleceğini düşünün. Yani zeytinlikleri yok etmek, bunun yanında hiç. Çünkü o Karadeniz'den akıntıyla Marmara'ya gelecek. Marmara Ege'ye gidecek. Evet, evet. Yani çünkü bunları pompalayıp imkan ihtimal dahilinde değil. Doğa bunu kendi kendine eritecek. Bu da çok zaman, evet, ciddi bir süre. Çok ciddi bir süre. Yani Türkiye'yi bekleyen bir felaket, tamam mı? Bir de 320 milyar metreküp, o tahmini, kesin değil. Kesin değil. O bombalama, yani hidrolikle bu kayaları parçalamadan i̇şte dolayı... Onu sen gelmeden önce söyledim ben. Yanında 4-5 tane daha yer açmadan bunun kaç milyar metreküp, evet, olduğunu bilemezler. Bilemiyoruz ve ne kadarının kullanılabilir olduğunu da bilemiyoruz. Bir de o gazın Karadeniz'den borularla işte Türkiye'ye dağıtılması, bilmem ne dedim ya, Nabucco'yu bile bakın, bir de şöyle bir yanılsama yapılıyor. Yani politik bir üçkağıtçılık. Öyle söyleyeyim. Diyor ki işte bu hükümet zamanında bulundu. Evet, bu hükümet zamanında bulundu. Bu yapmadı bunu. Çünkü niye? 2008'de imzalandı. O zaman Tayyip Erdoğan İstanbul Belediye Başkanı bile değildi. 2008 değil ya. 2008'de imzalandı anlaşma. 2008'de Başbakan Tayyip. Başbakan mıydı? 2009'da değil miydi? 2002'den itibaren Başbakan Taner. Tren seni şey yaptı. Evet. Yani anlaşma 2008'de imzalandı Türk Petrolleri'yle. Hı hı. Kaç yıldır yapıyorlar bu işi? Tabii canım. Ay, yani, daha öncesi de var yani. Evet, evet, evet. Neydi o Ecevit'in gezdirdiği, hem Süleyman Demirel'in hem Ecevit'in zamanında gezen Ege'deki... Evet, sondaj gemileri. Aynı durum yani, söz konusu burada dediğim gibi bulunması tabii ki Türkiye için iyi olur diyebilirsiniz. Tamam mı? Ama dünyada bir global ısınma diye bir problem var. Bu problemden dolayı yani bütün dünyadaki yaşayan canlılara
şeyin Rockefeller'in açıklamasındaki açıklaması aynen böyle bitiyor. Diyor ki biz şaibeli bir çevre ısınmasını, Türkçesini unuttum ya. Global işte ısınmanın doğaya verdiği zararları göz ardı eden şaibeli bir projede birlikte çalışmak istemiyoruz diyor. Tam Türkçesi bu. Bu gerekçeyle çıktı. İlginç. Evet. Şimdi, niye oldu bu? Şimdi ikinci 2018'de. İkinci pompalama şöyle bir şey. Şimdi bizim iki ülkeyle çok ciddi anlaşmalarımız var. Doğalgaz satın alıyoruz. Evet. Birisi Rusya, bir de hangisiydi? Azerbaycan. 2011'de bundan olan anlaşmalar bitiyor. Şimdi 2021'de pardon. 2021'de bu anlaşmalar bitiyor. Ve senin bu diyelim ki 320 milyar metreküpü Erdoğan dediğine uyalım. Evet. Kesinlikle inanmıyorum ama 2023'te çıkartacaksın. Evet. Bu da demektir ki 2 yıllık bir boşluğun var. 2023'te kullanılır hale getireceksin. Evet. Mümkün değil. Ama bir de yapılan anlaşmalar var yani. Şimdi ben şimdi almıyorum diye mi? Almıyorum. Şimdi, tamam. Yapılan anlaşmalar dışında bitmek üzere olan 2020'de anlaşmalar var. Evet. Şimdi diyorlar ki bizim elimizde 320 milyar metreküp olduğu için işte Rusya ile 2021'de ya da Azerbaycan'la 2020'de anlaşma masasına çok daha rahat oturacağız. Şimdi bir, bizim halkımızın yuttuğunu tabii Rusya devleti yutmayacak. Yani bende 320 milyar metreküp varı yutmayacak. Çünkü onun gerçek kullanılabilir ölçeğinin ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Ve hatta işte tabii senin de dediğin gibi %50'sini bunu çıkartacak firma alıyorsa, evet, ve oraya da 4-5 milyar masraf yapılacaksa bunun fizibilitesi yapılacak. Bakalım çıkartacağız mı çıkartmayacağız mı onu da bilmiyoruz. Evet. O yüzden diyor ya balon. Yani gerçekten de o jargonda kullanılıyor bu. Yani aşağıda işte şu kadar metre evet, balon, bir balon var. Konuştular televizyonda evet, balon. Evet, şey. Evet. Peki bu 2021'deki anlaşmalar sence nasıl olacak o zaman? Ve biz işte bunun hangi ölçekten satılıyor bilmiyorum. Diyelim ki 100 metreküpü yok. Şu kadar yani bilmiyorum ama bir birim desek adına. Bu 110 dolar civarında satılırken biz niye anlaşmaları 250 dolardan mı ne yapıyoruz? Evet. Yani, biliyor musun bunu? Evet evet biliyorum. Yani o yüzden söyledim ya mesela bu anlaşmaların altında erken şey yaptın söyleyeyim. Yani ExxonMobil'in yaptığı anlaşmaların hepsinin altında asıl madde hani küçük yazılmış dedi. Burada küçük de değil. Hı-hı. Açıkça şey söyleniyor. Bu anlaşma imza aşamasında sadece ve sadece Exxon'un verdiği İngilizce metin geçerlidir. Yani onun çevirisine imza atamıyorsunuz. Allah Allah. Tabii tabii. Çeviri yapılıyor size. Türkçe'ye çevriliyor, Rusya'ya çevriliyor filan. Öğrenin. Evet. Orijinal şey imza atılacağı zaman İngilizce metne göre atılıyor. Çünkü orada işte bir sürü kavramlar, kelime oyunları bilmem neler filan var. Mesela burada bir anlaşmada Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan anlaşmada ExxonMobil şey demiş. 160 yıl daha yetecek rezervimiz var. Tamam mı? Diyor. Hiçbir şekilde ispatlanmadı. Bundan evet. dolayı birdenbire ExxonMobil'in şeyleri hisseleri yükseldi. Şimdi böyle bir mahkemeleri kaybedip de tabii ki benim bildiğim bir yerden okuduğum ne kadar doğru bilmiyorum tabii. Bu konu çok spekülasyona açık bir konu. Doğalgazın dünyada daha en fazla 100-120 yıl daha kullanılacağı üzerine. O bile yani spekülatif. Evet o işte dedim ya spekülatif evet, yani. Evet. Evet, ama bu diyor ki 160 yıllık var diyor. Evet. Bunu söylediği için bak işte bu dediğim adam Rex Tillerson. Evde mi saklıyor acaba? Yani bir şeyler dönüyor burada. Burada ama dediğim gibi. Peki niye biz 250'yi alıyoruz 110-120'lik şeyi? Anlaşmayı? Türk parasının değeri düşüyor durmadan. Yani. Yani şimdi şu anda 1 euro 8.75'e çıktı. Evet. Yani önümüzdeki aylarda 9 küsür olur.
Dolayısıyla dışarı verdiğin her şeyi ucuza veriyorsun. Dışarıdan aldığın her şeyi pahalıya alıyorsun. Bizim Maliye Bakanımız da tutuyor. Kendisine bu soruyu soran gazeteciye, bana niye soruyorsun? Sen dolarla mı maaş alıyorsun? Diye. Keşke bana sorsun. Bak ben euro üzerinden alıyorum. Evet. Mesela yani ama o da öyle bir gazeteci ki bozuntusu ki yani oturduğu yerden diyemiyor. Ama efendim yani ben iktisat okumama gerekmiyor. İşte Türkiye'nin dışa sattığı her evden şeyi, gazeteye gelene kadar harcadığım benzeri dolar üzerinden ödüyorum demiyor diye. Yani. Demiyor. Evet. Diyemiyor bunu. Ve o adam da böyle pişkin pişkin sırıtaraktan böyle bir şey söylemiyor. Yani Türkiye'nin içine düştüğü durumu görüyorsunuz. Ya Türkiye'de tarım diye bir şey yok. Buralara, köprülere, yollara, hava... Ya Merzifon'a yapılmış havaalanı işliyor mu şimdi? İşlemiyor. Uşağın aşağısında bir yere daha yaptılar. O da işlemiyor. Ya kardeşim Merzifon'dan kaç tane adam İstanbul'a gider gelir günde ya? Peki bu en sona sorduğum soruyu sen en başta açıkladın. Evet. Doğalgazın çevre kirliliğiyle ilgili falan filan da. Peki... Bu doğal gazın en çok bulunduğu yer bu Orta Doğu ve Asya sanıyorum. Evet. Bildiğim kadarıyla. Evet evet. Şeyde de Kazakistan bir de Kazakistan. Petrol olan yerlerde. Yani çünkü bu gaz dediğim gibi fosillerin sıkışması. Şey gibi ya mermer, granit bir de ne bileyim ne deniyor ona başka bir tane daha var aynı taştan. O yani derecesine göre yani ne kadar aşağıdaysa sıkıştıysa öyle oluyor. Fakat parçalandığı zaman toz gibi oluyor bu hidrolikle yapıyorlar. Ona freking diyorlar. Yani bunu sıvı hale getiriyorlar taşıyorlar. Bu olan biten budur. Ama verdiği zararı anlatmıyorlar. Bizim söylediğimiz bu. Çevrecilerin bağıra bağıra anlattığı bu. Yani buzullar eriyor ve iklim değişiyor. Orada da Antarktika'nın tam ortasında işte bu şeyin biraz önce söylediğim Rex Tillerson Exxon Mobil adına Putin'le birlikte anlaşma yaptı. Trump'ın seçim kampanyası sırasında çıkan o işbirliği şeyleri filan da bu dedikodular bu Tillerson karıştı adı. Rusya ile ilişkilerinden dolayı. Onu orada dışişleri... Peki Exxon haricinde yok mu bu işi yapan? Olmaz olur mu? Var işte. İtalyanların var. İtalyanların var ama büyük değiller. Yani bu Rockefeller biliyorsun dünyanın gelmiş geçmiş gelebilecek en zengin kişisi olmasının nedeni 1881'de bu işleri yapmaya başlamış olması ve dünyanın her ülkesinde kendine bağlı şirketleri var. Evet. Bu işe bu başladı yani. Dolayısıyla yani yaptığı şey ne diyorlar sertifikalarını satsa bile adam para kazanıyor. Yani hiçbir şey yapmadan para kazanıyor. Örneğin şeydeki konuşabilir miyiz bilmiyorum bu programda Suriye Savaşı'nın çıkma nedeni. Şimdi tam onu işte demin söyleyecektim. Bu doğal gaz Orta Doğu'da en çok çıkıyor diye lafa girmemin nedeni oydu. Evet. Orta Doğu'da birçok savaşın nedeni o zaman biz başka nedenler arıyoruz biliyoruz açıklanıyor falan filan. Ama petrol ve doğalgazın da çok önemi var gibi geliyor bana. Gibi değil öyle zaten. O söylenmiyor. İşte OPEC ülkeleri yani petrol evet, üreten ülkeler evet. Birliği. İşte neydi adamın adı? Yamani. Yamani. Zamani diyorum. Onun zamanında başladı. Herkes diyordu ki bu petrol savaşı deniliyordu açıkça zaten. Kızıyla İsviçre'de aynı okulda evet. Okudum ben. Sonra 1970'li yıllarda Süleyman Demirel'in döneminde önümüzdeki yıl petrol savaşına ek olarak su savaşı çıkacak. Su savaşı çıkacak. Denmişti. Çünkü evet. O baraj şeyinden dolayı. Hı. Su savaşı şimdilik geri planda kaldı. Çünkü gaz bulundu. İşte bu global ısınma yani çevrenin... Hatta su için de Türkiye elinde çok ciddi bir koz olarak var işte tabii petrol... Suriye'ye, Irak'a işte Dicle ile Fırat yani onların atar damarı yani evet. O bölgelerin. Oradan geçiniyor bu insanlar. Geçiniyordu. Suyu kestiğin zaman yani suya bağlı bütün tarımdı bilmem neydi hepsi aynı şey. İçme suyu düşünsene. İçme suyu. Yani ama şu anda şey şu işte 2012 yılında Laskiye'ye yakın bir yerde Ansis adlı bir Norveç, İsveç firması 120 metrede yani 2000 de değil deldi ve petrol ve gaz buldu. Ama onu işleyecek gücü yoktu. Şey de tuttu hemen arkasından 15 gün mü ne sürdü? Veritas adlı ikinci büyük işte bu Exxon'dan sonra Veritas geliyor dünya çapında. Veritas 9 yıl boyunca Ege bölgesinde Kıbrıs'ın etrafında, İsrail'in etrafında gaz ve petrol aradı. Bulamadı. Suriye'de dediğim gibi böyle
biliyorsun Suriye, Lazkiye tarafları dümdüz. Orayı işte denizden nereye götürüyorsan götür. Ama Veritas geldi, anlaşmayı yapar yapmaz şeye dedi ki Esat'a, bu dedi gazı İskenderun'dan, Hatay'dan işte İskenderun limanına götüreceksin. 370 kilometre galiba benim bildiğim. Bir de dağlar yani böyle. O Esat dedi ki ya burada 30 kilometre düşeceğimiz boruyu niye ben 300 kilometreden götüreyim? Ama anlaşmaları olduğu için. İşte orada bu Nabucco devreye girdi. Çünkü herkes zannediyordu ki Nabucco bitirilecek. Azerbaycan ile Kazakistan'ın gazı ve petrolü Türkiye üzerinden dediğim hattan gidecekti. İşte haritayı görse, göz önüne getirsek çok daha açık olur proje. Sonra Veritas böyle dedi. Şeyde adam da dedi ben yok yapmam. Yapmam deyince işte İran'a karşı ambargo ödü, hepsi işte girdi, savaş patladı yani. Açıkçası bundan dolayı patladı. Onu dize getirmek için yapıldı. Denenen şey şuydu. Tayyip Erdoğan gitti Suriye'ye. Kardeşim işte ne bileyim ne anlaşmalar yapmaya çalıştı, yatıştırmaya çalıştı. Ama o dedi ki hayır, benim gazım, benim petrolüm. Katar nasıl yapıyorsa ben de bunu yapma hakkım var. Ve haklıydı da yani. Adamın diktatörlüğü, işte politikasının yanlışlığı, ne bileyim ne, hepsini bir kenara bırakalım. Ama bu konuda söylediği her şeyde haklıydı. Evet. Bağımsız bir ülke. Erdoğan değil. Esat. Evet. Ya 2012'den önce bak 2010 ara sıra bunlar haklı oluyor işte. Evet. Saddam Hüseyin de Kuveyt'e girerken benden aldığınız suni bir devlet yaptınız, ben orayı geri alıyorum diye girmedi mi? Evet. Haklı evet. mıydı? Evet, haklıydı. Yani şimdi Katar'da 2010 yılında bak 2012 diyorum. Ya 2012 8 yıl. Bundan 10 yıl önce kim biliyordu Katar'ın adını, yerini, bilmem nesini? Şimdi dünyanın en zengin ülkesi oldu. Yani burada korkunç şeyler dönüyor. O Basra Körfezi'nde biliyorsunuz Katar'ın şeysi, sınırı. Evet. O da 30 kilometre falan bile değil, tamam mı? Birleşmiş Milletler'in kanununa göre, ben bunu bir kere daha söyledim bir programda, hatırlamıyorum şimdi. Ne kadar kara suyu, sahiliniz varsa onun %10'u kadar açılabiliyorsunuz. Yani aslında Katar'ın sattığı petrol ile gaz İran'ın gazı. Çünkü İran'ınkisi 300 kilometre, bununkisi 30 kilometre. Yani bu 3 kilometre o tarafa gidebilir. Kaç kilometre gitti? 12 kilometre gitti. Onun için İran itiraz ediyor. Diyor ki benim kara sularımda çıkan gazı Katar satıyor diyor. Bağırıyor İran. Yunanistan'la Türkiye arasındaki anlaşmazlık neden? Bundan dolayı. Evet. Yani kara suları hikayesi. Evet. Evet. Türkiye ile evet. Yunanistan'da. Aynısı. Aynı problem. Fakat Türkiye ile Yunanistan'ınki daha da ilginç şimdi. 12 mil çiziyorsun ama 12 mil içerisinde Meis Adası var mesela. Evet. Ya da Kıbrıs var. Kıbrıs 12 mil diyor. Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti de 12 mil deyince. Yani garip bir şey. İşte Türk olmasında ısrar etmesinin nedeni Türkiye'nin de bu zaten. Hı hı. Mesela oraya su götürdüler ya şimdi. Fena bir şey olmadı. Yani su gidiyor Kıbrıs'a. Ama Kıbrıs'ta bir Türkiye bir cumhuriyetin olması, o cumhuriyetin de aynı öteki tarafın Yunanistan'la ilişkisi gibi Türkiye ile olması, Türkiye'ye tırnak içinde öyle bir hak da veriyor. Yani ama Türkiye tarafında yapabilir. Gemi dolanıyor. Nerede rastlarsa yani diye. Bir de kışkırtıyor. Evet. Yani bütün bunların bir de para yani bunlar. Öyle işte felaket. Tabii. Bütün bunlar halkın omuzuna biniyor. Yani devletin kasasından çıkan paranın ne zaman, hangi biçimde geri döneceğinin garantisi yok. Ya bu iktidar devrilir de onun yerine başkası bir gelirse de derse ki ben bunu yapmıyorum. İktidar sahibi der ki yapmıyorum, bu bize çok masraflı. Beni iktidardan bile düşürebilir. Onun için yatırımları biz başka alana kaydıracağız derse ne olacak? Evet. Geçmiş olsun. Zaten işte aranıp da kapatılan, kullanılmayan bir sürü yer var ve onun... Onları söylemiyor işte. Evet. Onları söylemiyor. Yani burada, bilhassa Trakya'da kaç trilyon çıkacaktı da yok. Evet, yok. Üstü örtüldü. Evet. Yok, bor madeni varmış da yıllardır öyle bir efsane de dönüyor. Dünyanın %70 varmış. Evet. Bizdeymiş. Evet. Yani o zaman gidip anlaşma, hiçbir şeye bakmasınlar. Ama borcam yapıyoruz dedi bak. Gene aynı damat dedi. Aynı bakan dedi. Borcam dedi. Evet. Sen anlamıyorsun. Sen şimdi bir saattir konuşuyorsun burada ama adam borcam dedi. Bütün tartışmayı kapattı. Kapattı evet. Evet. Yani hani şöyle bir şey var şok, ya. Şokomelli konu buydu işte. Evet. Şey var.
duymak istemeyenden daha sağır, görmek istemeyenden daha kör yoktur derler. Türkiye toplumunu öyle bir hale getirdiler ki umutla yaşatıyor. Çünkü yoksul bir insanın en büyük varlığı, zenginliği umududur. Onlara sürekli hayal satılıyor, ticareti yapılıyor. Ve yoksullaştıkça insan ne yapıyor? Umudu yükseliyor. Evet. Bir gün, bir anda her şey değişecek hayaline saplanıyor. Kaç dakikamız var? 4 dakikamız var. Ha, bitti mi program? Bitti tabii. Bu bir de rüşvet meselesi var ABD senatosunda. Bu gene Exxon'la evet, ilgili. Evet, Exxon'la ilgili. İşte bizdeki öyle komik ki gerçekten de bu Exxon, ha onu söyleyecektik. Bir de ortaklık diye bir şey söyledin, konuşuruz dedi. Evet, evet, evet. Şimdi bu Exxon, bu dediğim adam eski CEO'su, Dışişleri Bakanı olduğu zaman bunlara aynı Ecevit zamanında, hani 11 Adalet Partili hepsi CHP'li olmuştu. Akşam Adalet yatıp sabah CHP'li kalkmışlar. Yok yok, tersi olmuştu. Ecevit düştü. Ecevit'e geldi. Geldi. Sabancı da açıkladı. Dedi ne olmuş kardeşim dedi. Size de verdik dedi ya onun gibi. Bu adam geldi. İşte bu çevrecilerin eski başkan adayı vardı, bir siyahi, adını onu hatırlamıyorum. Şimdi dünyayı geziyor, işte bu şeylere dikkat çekiyor. O kişi acayip zarar verdi bunlara. Ve bunu en aza indirgemek için senatodaki 8 tane senatöre, 2 tane de demokrat senatöre para verdiği açığa çıktı. Rüşvet verdi resmen. Oylamayı. Evet. Oylamayı. Evet. Ondan sonra şeyin ilk işi, Trump'ın ilk işi Brüksel'de yapılan çevre toplantısında Amerika desteğini çekiyor demesi oldu. Evet. Evet. Bu onun üzerine mi oldu? Tabii onun üzerine oldu. Yani ve işte o zaman Rockefeller itiraz etti. Dedi ki şaibeli işlere, insan sağlığıyla oynayan şeylerde biz yokuz dedi. Korkunç bir laf. Şimdi herkes Rockefeller'e kızıyor. Zengin. Tamam, zengin adam. Ama dedi ki yani bir yere kadar. Çevreci zengin. Hayır, şeyi yani düşün. Yani yemezler. Yok yok, ben şunu söylemek istiyorum. Daha açık söyleyeyim. Rockefeller gibi bir adam bu iş şaibeli diyorsa onun büyüklüğünü siz hesap edin. Evet, evet, doğru. Bu asıl önemli olan. Yani düşün ki Rockefeller bile dayanamıyor yani bu adamın yaptığı şeylere. Rüşvet işinde var. Sahtekarlık var. Yalan haber yaymak var. Ve bu davaların hepsini bu Exxon kaybetti. Şimdi bizim hükümetimizde bununla çalıştığını saklıyor. Yani eğer bizim hükümetimiz sahtekar, dolandırıcı, çevreye zarar verdiği mahkemelerce kanıtlanmış, hem de Amerikan mahkemelerince kanıtlanmış bir firmayla çalışıyorsa bizim hükümetimiz de sahtekardır diyebiliriz. Ama ben demem. Demiş gibi yaparsın. Demem, niye biliyor musun? Çünkü bir insan ahlaksız ve yalancı olduğu için öyle politika yapmaz. Onun programı onu ahlaksız ve şey yapar. Yani politik kavramlara ahlaki ögeler yükleyerek tartışmak politikayı, affedersin, cıvıtıyor yani. Çünkü bir insan ahlaksız olduğu için o işi yapmıyor. Onun programı onu ahlaksızlığa itiyor. Bu nedenle biz program tartışması yapmamız lazım. Bu nedenle ben başından beri vurgu yapıyorum. Diyorum ki AKP'liler işte hırsızdı, çalıyor, çığ diyerek başlayanların hepsinin yaptığı yanlışlık bu. Evet. Bunun programı bu adamları sonuçta sahtekarlığa, ikiyüzlülüğe ve hatta cinayetlere kadar götürebilir. Çünkü batırıyor ülkeyi. Yani felsefi olarak söyleyecek olursak kötü bir insandan iyi şeyler yaptıra bakmışsın adam iyi adam olmuş. Bunu nasıl yapabilirsin? Demokratik, politik kavramlara ahlaki şeyler yüklemeyeceksin. Evet. Onun yapabilirliği üzerine tartışma yapacaksın. O zaman başarılı oluruz. O zaman ciddiye alınırız. Bilmem ne, işte sen bunu çaldın, sen şey diyorsun, öldü. Ya adam devletin kasasını boşaltmak zorundadır. Bu mantıklı yani. Doğru mu? Değil. Programı ama yanlış. Bu devletin kasasından para çıkacaksa, devlet kasasından, tarıma, değil mi, hayvancılığa. Ya düşünsene fındık. Ferrero'nun eline geçti. Evet. Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinin gelir kaynaklarından en önemlilerinden birisi fındık ve çaydır. Çay, evet. Fındık tamamı şimdi Ferrero'nun elinde. Tütündü bir ara. Evet, evet. Tütündü bir ara. Evet, tütün. Şimdi bunları tartışmıyoruz. Çalıyor diyor. Ya çalmıyor. Yani adamın yaptığı yatırımlar yanlış. O nedenle ısrarla 2-3 defa söyledim. Rockefeller bile diyorum çekiyor desteğini. Evet. Ama onun desteği çektiği yerde Tayyip Erdoğan
bence sıkıştığı için, kendini kurtarmak için diyor ki ya bu olursa kurtardık, olmazsa zaten battık yani. Evet. Battık, Türkiye batık. Battı balık yan gider. Battı balık yan gider. Bari bunu yapayım diyor. Evet, Karadeniz'de şey, Karadenizliler iyi bilirler diye başlamıştım. Tirolcülük diye bir şey vardı. Bilmiyorum. Mesela yasaklandı bu. Neden? Çünkü ağı aşağıya atıyor, yavruyu balıkların yavrularını, yumurtalarını da dağıtıyor yani. Tamam. Bu işte bu fracking denilen metot da öyle bir şey ki yağı çıkarıyor, gazı çıkarıyor ama o gazın yüzde kaçının içme suyuna karıştığını saklıyor sende. Yani bu yöntem bütün dünyada yasaklanmış bir kriminal, yani bir yasaklanmış bir polisiye bir hadiseyi sen büyük bir başarı gibi Türkiye'ye sunduğun zaman devletin en başındaki insan olarak toplumuna yalan söylüyorsun. Bunu söyleyecek bir politikacı gerekiyor parlamentoda. Bunu söyleyecek gazeteciler gerekiyor. Anlatabiliyor muyum dediğimi? İşin ciddiyetini, işin onların jargonuyla söylüyor, vahametini insanlara göstermiyorlar. Çünkü korkunç bir şey bu. Karadeniz'i batıracak bir proje. Ben istemem mi ülkemizde gaz bulunması? Tabii canım ya. Yani. Yani niye istemeyeyim bunu? Ama ya, neye mal olacağını sen. Ya kardeşim git onlarla pazarlık yap. 100 liraya aldığını 85'e düşür yani. Evet. Değil mi? Yani buralarda bu yatırımları yapıp ülkeyi böyle tam bir bağımlılık ilişkisine sokacak yere yap bunu. Ha bizim söylediklerimiz ne olacak? İşte kızgın taşta bir damla evet, su. Sıçrayanlar birisinin üstüne gidiyor. Eli yanarsa bu ne diyor ya filan diye dinliyor bizi. Evet. Yüzde kaçı dinliyor, yüzde kaçı dinlemiyor. Çünkü duymak istemiyoruz artık biz. Evet. Türkiye toplumu sağırlığı ve körlüğü tercih etti maalesef. Bu iktidar aracılığıyla. Evet, çok teşekkür ederim. Yani kusura bakma geç kaldığım için. Onun için hızlı hızlı konuştum. Ben artık senin programlarını kendim hazırlıyorum. 20 dakika konuşabilecek miyim? Yok, ben de hazırlandım. 2 saat, 3 saat önce geleceğim. Evet. Tamam. Geceden seni çağıracağım. Evet, bir programa da sonuna geldik. Bu arada 2 hafta. Daha doğrusu bir hafta izne çıkıyorum. Önümüzdeki hafta program olmayacak. Bir dahaki hafta görüşmek üzere.